Çok dikkat et. Nasıl şeyler ya tam olarak? Abidin? Hayırdır kardeşim, ne yapıyorsun sen? Şey, Asya arkadaşımız geldi mi diye bakıyorum da kitapları falan burada mı, okula geldi mi? Oho! Kimseye bakmam, cool bir adamım dedin. Ama bir tikiye vuruldu ne abidin? Bak abidine bak sen abidine. Ya arkadaşlar ya. Biz sadece arkadaşız ya. Sınıf mevzununu eksik görünce kim gelmiş kim gelmemiş diye bir bakayım dedik. Tabii canım biz de öyle dedik zaten. Aksini söylemedik zaten tabii. Arkadaşlar arkadaşlar lütfen yapmayalım böyle. Abidinciğimin fazla üstüne gelmeyelim. Kendisi istikbalimiz sonuçta. Malum sınavlar da yaklaşıyor. İyi bir not için bize ne lazım? Bol bol ders notu lazım. Peki o bol ders notları kimde var? Benim abidinciğimde var değil mi? Evet abidin. Şimdi sen bu derslerde yazdığın notlar var ya... onları bize veriyorsun, biz de onları sınavda yazıyoruz. Olmaz. Ne? Olmaz. Nasıl olmaz? Not mod vermem abi ben ya. Dinleseydiniz dersleri, yazsaydınız. Abidin. Abidinciğim. Gözlüklerine kurban olduğum kardeşim, o notlar bize lazım. Olan olmayana verecek ki sosyal adalet sağlansın. Bana ne abicim? Ben ders dinlerken hem siz ne yapıyordunuz? Türlü hinlikler, ihtiraslı aşklar, telefonla oynamalar, mesajlaşmalar falanlar filanlar. E oğlum ne var bunda? Ne demek ne var abi ya? Keriz miyim ben? Sonra sizin adınız sosyal oluyor, benimki inek. Not mod yok abicim. Bak abidin. Bir tane zengin bebesine tutuldun, hemen arkadaşlarını sattın ha. Net. Oğlum tamam. Bariyerciğim sakin ol. Abidinciğim bak. Hiç nefesini tüketme kardeşim. Vermeyeceğim. Not benim, defter benim. Vermiyorum. Şimdi siz kalın, ben dans edeceğim. Kantinden kendime bir şeyler ısmarlayacağım. Sonuçta kafam rahat. Çalış. Bu nasıl hareketler ya? Abidin, beni bilmez abidin. Tabii o gözlüklerinden dolayı büyük resmi göremiyor. Ama şuraya yazıyorum, o notları bana tıpış tıpış kendi elleriyle getirecek. Oo, millet dahil Orçkul'un hakkında bir fikir var. Aynen abi, her zamanki gibi. O zaman kardeşim, ben de her zamanki gibi iddiaya giriyorum. Loçko, abidinden o notları tek 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 alır. Aynen. Ama güzel, bana bu kadar güvenmeniz gururumu okşadı. Ha bir yandan da normal tabii yani. Neyse neyse, bende misiniz? Planı anlatıyorum. Allah'ım yarabbim, eh be Gözde, eh be Gözde. Nadir? İyi geceler yok mu? Ne bu böyle? Simitlerini düşürmüş simitçi çocuk gibi boynun bükük duruyorsun. Hayat abla yani, benim de çok farkım yok o çocuktan. Ya şu an itibariyle ben de işsizim. Aa, kovuldun mu? Kovulmadım, istifa ettim. Yani hani böyle kovulmama bir iki dakika vardı, ben anladım. Ya kovulmadan önce pat yapışırdım, istifaya çıktım. Tam detaylara boğma beni, hay Allah nasıl? Ya Hayat abla, şimdi ben düşünüyorum da ben hayatım boyunca hiç işsiz kalmadım. İşsiz güçsüz ne yaparım ya, deliririm ya, kafayı yerim. Ya ben ne yapacağım ya? Hayat abla. Ne oldu? Aklım geldi. Ya ben size geleyim mi? Temizlikçi kadınlık yaparım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir ütü yaparım, bir cam silerim, parmaklarını yersin. Ay Nadir, saçmalama Allah aşkına. Kadın işi o, erkek işi mi? Bu ne ya? Bu nasıl bir bakış açısı? Ya biz erkekler de gayet tüm kadınların yaptığı işleri yapabiliriz. Ya yeter artık, bu dünyada bizi hor görmeyin. Ya ben gayet temizlikçi kadınlık yapabilirim Hayat ablacığım. Ay Nadir, Allah aşkına olacak iş mi şimdi senin bu söylediğin? İyi tamam Hayat ablacığım. Yani Allah korusun, ben de işsiz güçsüz kalırsam, hani kötü yola falan düşersem... sen üzülürsün. Ay. Tamam dur. Enseyi karartma hemen. O bizim kantinde bir açık vardı. Bir konuşayım, olmadı seni oraya aldırmaya çalışayım, tamam mı? Hayır öpme, öpme. Öptüm. Hayat abla sen yemin ediyorum var ya, adamsın, adamın dibisin. Kaybol Nadir, öğleden sonra okula gel, hadi canım. Emin olur, büyük patron. Allah'ım yarabbim, ah Nadir, ah Gözde, ah. Tamam abla, geldik. İyi hadi binin. Aman sallandınız da sallandınız. Hadi çocuklar hadi. Hocam ben otobüste gideyim ya. Aa Burak ne otobüsü Allah aşkına, hadi bin gidiyoruz. Ya hocam şimdi sizde kaldığımızı, evden atıldığımızı falan bilmesinler. Sen söylemezsen kim nereden bilecek? Burak
Ne var yani? Ayrıca ben senin öğretmeninim. Evinde yolumun üstü geçerken aldım derim. Ne var bunda? Oo. Burak, ablanın ilk defa yalan söylediğini duyuyorum. Yani senin için ilkeleriyle ters düşüyor şu anda. Bence onu kırma. Gözü abartma istersen. Beyaz yalan bu. Allah Allah. Hadi çocuklar, hadi, hadi binin, hadi. Tamam. Aa, hem ağır bataryasınız, hem nazlısınız. Hay Allah'ım ya. Aa, hayırdır? Ne hayır abla? Kendine özel şoför tuttuğuna göre herhalde özel araba da alacaksın Gözdeciğim. Abla, arkadaşım arkada otururken onu yalnız mı bıraksaydım? Hocam, şey olacaksa ben geçeyim öyle. Yok, tamam çocuğum, tamam hadi oturun. Allah'ım yer bunu. Valla Gözde Hanım Buckingham Palace'da doğup İngiliz dadılarla büyüdüğü için böyle aristokratlığı tutuyor arada. Ah. Şerifim, çok içmeseniz. Ayran sonuçta. Şişirip yakmasın. Neden? Vay. Karışma bana, iyiyim ben. Benim sevgim sahte değil, hediyem nasıl sahte olur diyor. Bak, inceliğe bak. Ben nasıl böyle bir hata yaptım, ha? Bana da yazıklar olsun. Şerif. Estağfurullah. Yok. Hocam, bu ne biçim müdür ya? Böyle ayran içip içip kantinde mi takılıyor? Bir şey diyeceğim, bu Allah bilir sizi de dövüyordur ha. Yok, dövmüyor da bu genelde ayık gelip bizi çarpıyor. Ama bu sefer durum farklı gibi, kendisi çarpılmış. Kesin para mevzusu ha, başka sebepten ağlamaz bu. Biri fena kazıklamış. Yalnız ben onu bunu bilmem. Herif bana mısın demedi, koca bir ayranı gömdü. Ama bu böyle olmaz, bu kadar ayran içersen çat diye kantinin ortasında patlarsın. Çok seviyorum müstahak. Böyle bir kadına saat alınır mı? Böyle bir kadına saat fabrikası alınır. Ben ne yaptım? Bir tanecik saat aldım, onu da sattı. Böyle bir kadına zaman makinesi alınır. Ama ben gider bu kafayla 3 kuruş kâr edeceğim diye onun da sattesini alırım. Yok artık sana ayran mayran. Anlamadım, ne dedin sen? Ne dedin sen? Ayran iyi değil şerifim, şişirir sizi. Sormaz Allah, bir şey olur. Çok konuşma. Ah, midem kazındı. Çabuk kalk git bana bir şeyler getir. Tamam, sakin ol, kimseye karşıma hemen geliyorum. Kaç önce! Şerifimi duydun. Hadi bir şeyler hazırla da götüreyim şerifimi. Oldu, istersen yeni arkadaşı da kosmetist olarak masaya gönderteyim. Akaş, yeni mi? Merhaba, ben Nadir. Ben de Müstahak. Müstahak abi. Diyorum ben gelmişken şu müdürle bir görüşsem ya, ne diyorum? Ben de diyorum ki şu an sırası değil. Çünkü algıları kapalı, seni algılayamaz. Hayat Hanım abla, şey hocam. İyi geceler. İyi geceler Nadir de. Senin ne işin var burada oğlum? Ben sana demedim mi öğleden sonra geldiği? Işınlandın mı, ne yaptın? Ya benim işe çok ihtiyacım var ya. Hayat Hanım abla, ben evde dayanamadım. İçim içimi yedi, hop atladım geldim. Ama burada abla yok hoca. İyi tamam. Yaşar Bey, siz de gelin, gel seni müdür beyle tanıştırayım. Gel. Şerif Bey. Aa, ne zaman geldiniz Hayat Hanım? Fark etmedim. Nadir bizim komşumuzun oğlu kantinde yeni işe başladı. Zaten kaşarlının yanına bir yardımcı eleman lazımdı. Müdür Bey hocam, bakın benim elimden her iş gelir. Siz beni böyle joker gibi alın bir yere koyun, ben anında oraya uyarım. Ama bizim öyle çok bir bütçemiz yok. Ne bileyim, yol parasıydı, sigortaydı, bekleme. O ne demek ya? Hayır, o ne demek? O nasıl bir bakış açısı? Sizin burada kıt kanaat bir bütçeniz var değil mi? Ben buna rağmen gelip sizden burada prim, yol, yemek, maaş mı alacağım? Yani ben gelirim burada, affedersiniz, köpekler gibi gece gündüz çalışırım, üstüne de 1 lira almam. Nadir, saçmalama, olur mu öyle şey? Hiç mi para almayacaksın? Hiç. Hiç? Hiç. Hiç. Ya hadi, o da sizin gönlünüz olsun diye böyle formaliteden tost üstüne primden çalışırım, hadi. Ay Nadir, saçmalama, olur mu öyle şey? Sen bana sabah işe ihtiyacım var demedin mi oğlum? Olur mu öyle tost üstüne primle? İnsan gibi maaşını istesene. Ya Hayat Hanım abla, şey pardon hocam. Yani benim paraya ihtiyacım yok ki, işe ihtiyacım var. Ya bizim kiralık evlerden bana para akıyor. Biz çok zenginiz. Benim boş kalmamam gerekiyor. Bana boş kalınca bir şeyler oluyor. O zaman anlaştık. Anlaştık. Nadir. Çok sevdim seni Nadir. Maaş istemeyen çalışan bizim için baş tacıdır. Açık net.
Seni şimdiden ayın elemanı ilan ediyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Dediğim hayırlı olsun. Bu kantini bitirir. Sus. Hadi oğlum bir şey. Hayır. Ayran. Yok ben almayayım. Teşekkür ederim sana. Sandalye. Yok buyurun. Lütfen gel beraber. Şimdi, beraber. Ha, buyurun. Abi sonra görüşürüz. Kim bu ya? Alo? Alo? Abidin? Nasılsın? İyiyim de çıkaramadım. Aşk olsun. Çıkaramadın mı? Asya ben. Asya mı? Nasılsın Asya? Ben Abidin. Biliyorum Abidin. Ben aradım ya seni. He, değil mi? Kayış koptu birden. Pardon. Kusura bakma. Önemli değil canım. Canım mı? Abidin, benim senden bir ricam olacaktı. Ne ricası? Emret. Ricam ya. Ne biçim kelimeler öyle? Şey, biliyorsun sınavlar yaklaştı. Benim de bir an evvel çalışmam lazım. Bunun için de ders notuna ihtiyacım var. Ben çalıştırayım mı seni? Birebir. Birebir mi? Yok, ben birebir falan istemiyorum. Ben tek başıma anlıyorum zaten Abidin. Şey, evet. Sende not var mı? Olmaz mı? Gırla. Her ders not tutarım zaten ben. Sen süpersin zaten. Peki alabilecek miyim notlardan? Tabii ki alabilirsin. O notlar senin ayağının altına paspas olsun. Yeter ki sen iste. Bugün okula gelecek misin? Okula geleceğim de ben geldiğimde herkes dağılmış olacak. Olsun. Beklerim ben seni. Ay kıyamam ben sana abi. Ya ben senin beklemeni istemiyorum ki. Şey, zaten ben geç kalacağım için babamın şoförünü çağıracağım. Babamın şoförü alacak notları. Ya da şöyle yapalım mı Abidin? Sen ders notlarını benim sıramın altına bırak. Ben de sonra oradan alayım. Nasıl olur? Tamam da hangi derslerin notlarını istiyorsun? Sonuçta hepsinin sınavına gireceğiz. O yüzden tüm sınav notlarını versen çok iyi olur. Tamam, olur. Tamam. Okula gelince görüşürüz. Çok öpüyorum seni. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Niye uyuyamadın ki gece? Ya bütün gece ne yapabileceğimizi düşündüm. Ne konuda? Boş ver. Yani anlatmak istemezsen anlarım tabii ama belki birlikte bir çözüm bulurduk. Ya Burak'la ilgili. Kimseye söyleme dedi ama sen sır tutarsın. Tabii canım kimseye söylemem merak etme. Dün ev sahipleri evden atmış. Aylardır ödeyemiyorlarmış kirayı. Çok üzüldüm. Her şey çocuğun üstüne geliyor. Ya bir şey yapmam lazım ama ne? Gel birlikte düşünelim belki bir şey buluruz. Kaşarlı, bana bir tost, bir de kahve. Ha yalnız, sakın tostun içine sahte salam sucuk koyma. Bu nasıl söz, bir tanem hanım? Ay haberin yok mu? Haberlerde bangır bangır bağırıyorlar. Her yerde sahte salamlar, sucuklar yapılıyor diye. Sahtecilik her yerde. Ha, Kaşarlı. Rica ediyorum. Kahvem de sahte olmasın. Üstad. Efendim Şerif. Resmen magmanın
En alt katına bir indim çıktım. Çok kötüyüm. Şiştim. Şiştim. Üzüntüden patlamak üzereyim müstahak. O üzüntüden değil şerifim. Neden? Vay. Ayran içtin, ayran şişirdi sen. Avlar Semer'e girdi vallahi. Bunlar bizimkiler değil mi? Evet, on beden Onur Zeynep yarışmayı kazanacak olan akkaşlar. O zaman köprüyü geçene kadar bu kurtlar benim kuzularım. Hazır mısın müstahak? Hazır. Arkadaşlar, işte şampiyonlar geldi. Bu yıl liseler arası müzik yarışmasında okulumuzu temsil edecek ve o yarışmayı kazanacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Alkış. Alkış. Buyurun. Nadir. Bir dakika dur. Nadir. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Çocuklar. Çok güzel. Sizler, çocuklar benim göz bebeklerimsiniz. Her biriniz benim için yaşama sebebisiniz. Onun için her zaman olduğu gibi bu yarışma içinde size desteğim sonsuz. Ne oluyor ya? Vallahi ben de anlamadım. Hocam. He. Yalnız biz daha kazanmadık. Hatta yarışmaya katılmadık bile. Biliyorum çocuğum. Siz nasıl ki şarkınızı prova ediyorsunuz, ben de zaferimizi prova edelim istedim. Şimdi müstahak. Yumurta. Yumurta. Zeynep, aç kızım ağzını. Hadi bak, şunu kıralım, iç. Sesine şifa olur. Hocam teşekkür ederim ama ben istemiyorum, sağ olun. Bu ses tellerine çiğ yumurta çok iyi gelir. Gerçekten. Hadi yavrum ya. Hadi sen de dene, sen de iç yavrum. Bir dakika dur. Kalkın bakayım Aya. Kalkın çocuğum. Siz niye bu kadar ince çıktınız? Ay söyleme bir dakika. Montunuz yok. Hayır utanma. Biz de öğrenci olduk, biz de genç olduk ben. Müstahak. Hemen kastüyü, palto, mont. Ne varsa. Soğuğa karşı dayanıklı ne varsa her şeyi tedarik ediyorsun, tamam mı? Altını çizerek söylüyorum, buraya dikkat. Ödemesini bizzat ben yapacağım. Üşütmenizi istemiyorum. Ayakta kalmanızı da, oturun. Şimdi Şerif Hoca anladı tabii Zeynep'le Onur'un yarışmayı kazanacağını. Yıkamaya, ağlamaya başladı. Ödülü ona hibe edeceğiz zannediyor. Yok ya, her bahsine varım. Onur o parayı hayatta Şerif Hoca'ya vermez. Tabii ki vermez oğlum. Paranın yeri var. Şerif Hoca bu. Vazgeçer mi? Hocam bizim montumuz varsın şu an. Tamam. Vazgeçmez. Kaz gelecek yerden tavuğu esirger mi o? Peki biz ne yaparız? Şerif Hoca'yı kaz gibi yolarız. Aynen. Gelin benimle. Hocam saygılar. Bizden. Hocam Onur'la Zeynep arkadaşımız şarkı yarışmasında 10 bey adına yarışacaklarmış. Evet çocuğum, ne var bunda, ne güzel işte. Hocam yani yarışmadan kazandıkları parayı da 10 bey arasında pay edeceklermiş. Öyle dediler. Evet hocam, evet, öyle hocam, söylediler. Öyle. Aynen öyle hocam. Öyle mi? Ama olur mu çocuğum? O zaman sadece 10 bey'e değil, Gedikpaşa Anadolu Lisesi'ni temsil ettikleri için parayı bütün okula dağıtmamız, paylaştırmamız gerekir ki bu da çok saçma olur, öyle değil mi? Yok hocam, sadece bizim aramızda paylaştıracaklarmış. Ha, anladım. Tabii sizler de benim kuzularımsınız, her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. 10 be önüne dön. 10 be bu okulun göz bebeğidir. Yine altını çizerek söylüyorum. 10 be uzak ara okulumuzun göz bebeğidir. Hocam aynı şekilde siz de bizim göz bebeğimizsiniz. Hocam sizi bir başka seviyoruz. Hocam verin o mübarek elinizi, bir öpeyim ben hocam. Hocam biz de öpelim. Çocuklar rica edeceğim. Olur mu? Sağ olun, var olun. Yapmayın.
Hocam niye sizi bu kadar çok seviyoruz biliyor musunuz? Hı. Çünkü sizden başka hiçbir hoca bize kantinde bedava tostla ayran ısmarlamıyor hocam. Yavaş. Evet, ağzından çıkan kulağını duyuyor mu? Ne zaman ısmarladın? Ben kim ısmarladın? Nerede, ne zaman? Az sonra. He? Ha, tabii. Kaşarlı. Arkadaşlarımız tost ayran ne istiyorsa hepsini dağıt. Hesabı da bana yaz. Tabii sizler benim her şeyimiz. Sizi gidip kan emici solguncular sizi geldi ki buraya. Tost ne kadardı? 5 TL. Ağzın çıksın, ne zaman 5 TL oldu? Koray. Hanım. Senden korkulur ha. Niye, ne oldu? Ev sahibi Burakları evden atmış. Hadi ya. Ay. Transferin iptali üzerine kaymak olmuş biliyor musun? Nasıl yani? Sen yapmadın mı bunu? Neyi? Ha, yok ya. Evden atılmalarıyla bir alakam yok benim. Ha, transferin iptaliyle alakam var yani. Ne alakası var Tarhan? Ben öyle bir şey mi söyledim? Boş boş konuşma. Yok da demiyorsun ama. Abi bu şeriften daha ne kopartabiliriz düşünmeliyiz. Yarışmaya kadar abi ne koparırsak kar kardır. Aynen. Abi bahse giriyorum, karnelerde oynattırma yapardık da dönemi kaçtı. Abi bence sınavlar ve sözlüler kaldırılsın. Ödevler de kaldırılsın. Karne, not onlar da kaldırılsın. Haftada 3 günde iznimiz olsun. Abi bir de kantinde istediğimiz yiyip içelim ve para vermeyelim. Oo. Oo. Çete buradaymış. Geldi gene. Sevda. Ne oldu? Karadeniz'de gemileri mi battı yoksa? Sana ne? Yoksa ex aşkını evden attıkları için üzülüyor musun? Ne diyorsun sen ya? Ne? Sevda ne diyor bu? Koray kes sesini. Sevda bunun söylediği gerçek mi? Ya hayır. Aa. Bu nasıl dostluk ama ya? Kanka değil misiniz siz? Niye saklıyorsun çocuklardan Burakları evden attıklarını? Koray yeter artık, kapa çeneni. Burak. Burak. Abi evden mi attılar? Ne oldu? Söylesene oğlum. Abi bize niye Sevda, ya ben artık kime, neye inanacağımı bilmiyorum ki. Burak, ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Zaten dünden beri içim içimi yiyor. Dün o kadar şey olurken sen niye beni aramadın? Niye benden bu kadar uzaklaşıyorsun? Ya başımda bu kadar dert varken bir de bunları mı konuşacağız biz? Tamam, haklısın. Özür dilerim. Bak, ben dün sabah burada hayallerimle vedalaştım. Bir de üstüne evden atıldık. Şu an bir şeyleri bitirmek benim için hiç de zor değil. O yüzden lütfen daha fazla üstüme gelme. Elimizde bir arkadaşlığımız kaldı. Onu da kaybetmeyelim. Sana hayallerini geri vereceğim Burak. Sevgimi de geri kazanacağım. Şu transfer işini bir çözeyim. Bana teşekkür edeceksin. Noçko, abi ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim abi? Burakları düşünüyorum. Ya oğlum, adam zaten kıt kanaat geçiniyordu.
Şimdi bir de bu evden atılma konusu çıktı ortaya. Ya karda kışta soğukta ne yapacaklar abi evsiz barksız? Sıkma canını Roçkucuğum. Bulacağız bir çözüm yolu. Ne yapacağız Emoji? Elimizden bir şey gelmiyor ki abi. Gelir abi gelir. Gelecek. Yeter ki biz el ele verelim. Yani gücümüzün yettiği kadar elimizden ne geliyorsa eğer birlikte olursak tüm sıkıntılarını çözeceğiz kardeşimin. Moral ise moral, para ise para. Nasıl paraysa para abi? Nereden bulacağız parayı? Gidip sahte para mı basacağız? Yapacağız abi bir şeyler. Ben gece barlara çıkarım, çalarım, söylerim. Kazanırız 3-5 bir şey. Hem daha şarkı yarışması var oğlum. Belki kazanıp döneceğiz. Belki değil abi, belki değil. Şarkı yarışmasını kesinlikle kazanmanız lazım. Bak abi, sen Zeynep'e de söyle. Ne yapıp edip o yarışmayı kazanın abi. Abi biz ne yapacağız? Ya yarışmayı kazanamazlarsa? E Onur'un aldığı parayla gidip Burak'lara da ev tutamayız. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Buldum. Benim her yaz çalıştığım bir organizasyon şirketi var. Böyle temizlik ürünlerini tanıtıyoruz. Kapı kapı, ev ev gezip ürünlerimizi tanıtıyoruz. Eğlenceli de. Onu yapalım. Tamam, ben varım. Tamam, zaten iki kişi istiyorlar. Biz yapalım beraber. Tamam, zaten bizim evde bu temizlik işlerine ben bakıyorum. Çamaşırları mesela ayırıp yıkarım. Beyazlar ve renkliler olarak. Tabii. Onun dışında yerleri de siliyorum mesela. Camları falan da siliyorum. Bizim evde bana Mr. Loçko derler. Tabii. Mr. Loçko. Kazancı da iyi işim. Fena değil yani. Oh. Aragaz, biz ne yapacağız abi? Bilmiyorum. Gerekirse su satacağız. Su satacağız ya. Evet abi, su satacağız. Adamlar boşuna mı ışıkta bekliyor? Demek ki çok para kazanıyorlar. Bariyer, su satalım. Haklısın vallahi. Ben varım abi. Net. Ben de varım abi. Daha net. Oğlum, siz ne kadar güzel insanlarsınız ya. Vallahi şimdi bir duygulandım ha. Abim, biz nelerin üstesinden gelmedik ya? Beraber olduk da neyi başaramadık biz abi? Bir şekilde bir yolunu bulacağız, bu işi de halledeceğiz. Sevda yaymış bütün okula Burak'ın evden atıldığını. Ne biçim bir kız bu ya? Ben de Koray söyledi diye duydum. Koray kimden duydu? Sevda'dan. Ya Burak üzülmesin dedikçe tam tersi oluyor. Ya tamam sakin ol. Bak bugün nerede geçecek? Her şey yoluna girecek. Hadi bir kahve içelim de sen de kendine gel. Ama bu sefer benden. İyi tamam. İki tane kahve alabilir miyim şekersiz? Hemen hazırlıyorum. Gözde. Nadir. Ne haber kız? Abicim sen ne yapıyorsun? Niye korkutuyorsun müşteriyi ya? Bak ilk günden papaz olmayalım ha. Sakin ol be. Ne müşterisi? Ya Gözde, Gözde. Bizim komşu, kiracım benim. Gözde, bu arada ben artık kantinden sorumlu genel müdürüm. Yani CEO gibi bir şey. Ne? Müdür mü? Abicim sen daha tost yapmadan kariyer yaptın. Bağırmasana be kızın yanında. Bak Yaşarlı, benim gibiler hızlı yükselir. Kendine dikkat et ha. Oğlum Yaşarlı değil, Kaşarlı. Ayrıca sen bana Yaşar Bey diyeceksin. Tartışmanız bittiyse kahvelerimi alabilir miyim? Oo, ben hemen getiririm. Geç, sen geç otur. Gözde! Buyurun, kahveleriniz. Ne yapıyorsun? Gözde'nin arkadaşı. Sağ ol, Nadir. Gözde, sağ olsun Hayat abla ayarladı işi. Ben de hemen geldim, başladım. Sevindin mi? Üzerimdeki şoku bir atayım. Ondan sonra sevindim mi, üzüldüm mü karar veririm. Vallahi Gözdeciğim. İlk günden çok hırs yaptım. Aynı kapıcı Seyit gibi. Önce buraları alacağım. Ondan sonra şu kantindeki Ezgi'yi kovacağım. Buraların hepsi benim olacak. Sonra Hayat ablayla sana yok. Her şey burada beleş. Hadi için kahveleri, afiyet olsun. Nadir, senden kurtuluş yok mu? Yani her yerde karşıma çıkmak zorunda mısın? Üzülürüm ha. Ya yok be, ne üzüleceğim. Allah'ım yarabbim. İç hadi kahveyi iç. Eksik olma Nadir. Ya da ol. Yani bir zahmet eksik ol. Zaten derdin başımdan aşkın. Al şunu da. Bu ne ya? Lütfen. Görmemiş olayım. Bundan sonra kahveler sana bende. Hadi iç. Haftaya enlem ve boylamları enine boyuna işleyeceğiz arkadaşlar. Kaç dakika kaldı? Vallahi bilmiyoruz ki. Ama istiyorsanız çıkarız. Biz dertliyiz. Ah. Yılların tecrübesi olunca nefesini bile zile göre bitiriyor insan. Hadi çıkabilirsiniz.
Notlar tamamdır. Alırız dediysek alırız kardeşim. Aksini iddia eden olmuş muydu Aragaz'cığım? Yok be kardeşim. Kimin haddine? Gördüğünüz gibi bir dersin değil, tüm müfredatın notları elimde. Önce bir durun. Ne kadar derslere yormasam da kardeşinizin kafası çalışıyor. Şöyle bir alkışlayın da egom okşansın. Bravo. Harikasın sen. Şimdi bu notların hepsini bütün sınıfa tek tek fotokopi çektirelim. Oğlum ne diyeceğim ya? Hatta bizim şu Abidin için de bir fotokopi çektirelim. Yok abi. Bu ne lan? Ne diyorsun ya? Abi bizim Abidin gerçekten aşık olmuş bu kıza ya. Oy, kıyamam ben ona. Aşk maşk hikaye. Biz işimize bakalım. Fotokopi çektirelim abi. Net. Baksana ama çok tatlı. Arkadaşlar, bize bir din üzüyor muyuz acaba? Yok be Emel ya, ne üzmesi? Bilmiyor ki. Ayrıca abi kendi düşen ağlamaz. Biz notları istediğimizde verseydi hiç şu an onun duygularıyla oynamayacaktık. Ya millet, gerekirse onların da arasını yaparız abi. Butiki Can'la bir yastıkta kocarlar. Ya oğlum yazık günah çocuğun başına derdi etmesen o Tiki Can'ı. Onun yerine gitsin bağrına taş bassın daha iyi. Neyse neyse bunu koyuyorum gene arasına ben. Biz fotokopimize bakalım. Aynen. Gözüm üstümde Koray. İlla ki bir açık vereceksin. Ben de sana insanların hayatıyla oynamaman gerektiğini öğreteceğim. Burak! Ya ablam etüt sınıfına kalacakmış da eve birlikte gidelim mi? Ha, ben eve geçmiyorum yalnız. Nereye gideceksin? Ya bir işim var. Anladım. Yani anlamadım ama neyse sormayacağım. Hadi akşam görüşürüz tamam mı? Merhaba. Merhaba. Ben Barış Bey'le görüşmeye gelmiştim. Randevunuz var mıydı? Yok ama fazla kalmayacağım zaten. İsim neydi? Burak Erkin. Barış Bey, Burak Erkin isimli biri var burada sizinle görüşmek istiyor. Hı. Anladım. Maalesef toplantıdaymış. Bugün sizinle görüşecek vakti yok. İsterseniz daha sonra tekrar gelin. Yok problem değil ya. Ben zaten fazla konuşmayacağım ki. Burada beklerim ben. Satamadık ya. Ya. Teyzeciğim 5 dakikan var mı? Ah, var yavrum ne istemiştin?
Ne istiyorsunuz yavrum? Teyzeciğim, biz sana bir ürün tanıtmak istiyoruz. Müsait miydiniz? Müsaitim yavrum, buyurun. Süper. Bizim yepyeni bir ürünümüz var. Beyazlatıcı çamaşır deterjanı. Bunu tanıtacağız size. Öyle mi? Çok güzel. Ben çamaşırlarımı kaynatıyorum, beyaz çamaşırlarımı. Çok güzel, kar gibi bembeyaz oluyor. Bu üründen sonra kaynatmanıza gerek kalmayacak. Aynen öyle. Bu üründen çamaşır makinenize biraz koyuyorsunuz. Biraz da çamaşırların üzerine döküyorsunuz. Tamamdır. Evladım, özür dilerim. Benim çamaşır makinem yok ki. Hele şimdi onu da yapamıyorum. Çamaşırlarım bir kenarda öyle duruyor. Teyzeciğim, sen elinde nasıl yıkıyorsun çamaşırları? Hem de bu yaşta. Ne yapayım yavrum? Elim mahkum. Teyzeciğim, peki senin kimin kimsen yok mu? Yok. Aslında var da gelmiyorlar yavrum. Bayramlarda geliyorlardı şimdi. Onu da kaldırdılar. Ne yapayım yavrum? Allah sağlık sıhhat versin onlara da. Çok seviyorum ya. Sizi de ayakta tuttum yavrum bu kadar saat. Özür dilerim, kusuruma bakmayın, yaşlılığıma verin ya. Ya teyzeciğim, olur mu öyle? Sen birikmiş çamaşırlarını getir, ben de gidip suyu kaynatayım. Biz ikimiz beraber yıkayalım çamaşırları. Tabii tabii. Olur mu yavrum? Kolumun ağrısı geçerse ben yıkarım. Abi su vereyim. Haydar. Haydar abi, kusura bakma. İyi yolculuklar. Abiciğim. Aç abi, bir konuşacağız. Aç. Abi bak, trafiktesin, yoğunsun, bekleyeceksin, susacaksın. Al abi. İstemez, kalsın. Abi alt tarafa bir su alacaksın. Bak, çizerim kaputunu. Kızım git başımdan, sinir etme beni ya. Asıl sen hasta etme beni ya. Ne oluyor ya? Yanlış anlama abicim. Ben dilenci ya da ankatör değilim. Sadece su satıyorum. Üstelik karşı kafede 5 lira alacağın suyu sana 1 liraya bırakabilirim. İyi o zaman, ben alayım ben. Çok sağ olun ablacığım. Yolunuz açık olsun, su gibi gidip gelin. Çok kibacıktım ha. Ben de. Oha. Bu ne fiyatlar ya böyle? Tavuk ızgaranın fiyatına bak. Sanki tavuk çiftliği satıyorlar. Ne arzu edersiniz? Ben bir su alayım. Söylesene ya. Bu yemek yeme fikri nereden çıktı? Oğlum siz demiyor muydunuz? Beraber zaman geçiremiyoruz, bizi çok boşladın diye. Ha yani bu arkadaşlarımızı pekiştirme yemeği. Aynen öyle. Aslıcığım, arkadaşlık birlikte yemek yiyerek pekişmez. Başka şeyler yaparak pekişir. Ne gibi şeylerle mesela? Mesela bir diğerinin sırrına ortak olursa... Biri diğerine güvenir de sırrını onunla paylaşırsa. Ne sırrı Tarhan ya? Benim içim dışım bir. Sizden bir şey saklamıyorum ki ben. Ama neyi mahattini anlayamadım. Hala bize söylemedin. Burak'ın transferini sen mi iptal ettin? Beyefendi, Barış Bey sizinle bugün görüşemeyeceğini bildirdi. Neden ısrarla bekliyorsunuz? Ay çünkü onunla konuşmak istiyorum. Nasılsa burada değil mi? O zaman güvenliği arayacağım. Ya istediğinizi arayın hanımefendi. Ben sadece Barış Bey'e bir soru sorup gideceğim. Bu benim hakkım. Lütfen gelir misiniz? Burada sorun çıkaran biri var. Benimle gelir misiniz lütfen? Ya bırak, tamam. Beyefendi lütfen. Ben sadece konuşmaya geldim ya. Bir şey yapmayacağım ki. Ben sadece konuşmak istiyorum. Barışlar! Madem hayallerimle oynamak bu kadar kolay, açıklaması yapmak neden bu kadar sonra? Madem beni istemiyordunuz, neden geldiniz okula kadar? Ha? Neden arkadaşlarımın annemin önünde söylediniz her şeyi ha? Barış Bey! Daha fazla mı canımı yakmak istiyorsunuz ha? Bırak! Bırakır mısınız? Tamam, ben öğretmeniyim. Lütfen bırakın. Çok rica ediyorum. Bırakın. Sakin ol, kendine gel. Burak, ne işin var senin burada? Hocam, asıl sizin ne işiniz var burada? Gözdeyle konuştum. Nereye gideceğini söylememişsin. Ben de tahmin ettim. Ya hocam, ben sadece ne olduğunu, neden böyle olduğunu anlamaya geldim. Hakkım değil mi bu? Hakkın?
Evet ama hayat her zaman hak ettiklerimizi bize veren bir yer değil maalesef. Hocam hep siz demez misiniz sessiz kalmayın diye, hakkınızı arayın diye? Tamam evet söylerim. Ama böyle mi? Şu gördüğüm şekilde mi, böyle mi arayacaksın hakkını? Ya hocam benim amacım bağırıp çağırmak değildi ama... Ama üzgünsün, sinirlisin, hazmedemiyorsun biliyorum. Öyle hocam. Ya patlamaya hazır. Tamam yeter. Öyle mi? Yürü gidiyoruz. Nereye hocam? İçindeki bombayı patlatmanı gel. Çok zor bir soru sormadım ya. Evet ya da hayır diyeceksin. Buranın transferini sen mi iptal ettirdin? Ya Taran. Sen bu konuyu neden bu kadar taktın? Hı? Hayırdır yani? Ne ilgin var Burak'a bu kadar? Benim Burak'la bir ilgim yok. Ama eğer böyle bir şey varsa ve sen bunu bizden saklıyorsan... ...en yakın arkadaşlarına güvenmiyorsun demektir. İşte benim bununla ilgim var. Yemek siparişiniz yoksa kalkmanızı rica edeceğim. Ama iyi be. Yaşıyorsunuz hanımefendi. Polisi çağırıp metresi olduğunuz adamın kızını şikayet ettiğiniz zaman olacakları biliyor musunuz? Bu sizi hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Sevda benim arkadaşım olduğu için ilgilendirir. Size tavsiyem size çizilen sınırlar içerisinde kalmaya devam edin. Hadi herkes için hadi. Hadi. Dağılın. Abi siz gidin. Ben sizi sonra ararım. Tamam mı? Hadi Asya. Hadi. İyi misin? Hocam bunlar... Bunların hepsinin üzerinde sizin isimleriniz yazıyor Burak'cığım. Bana öğretmenler günü sürprizi. Kimden hocam? Çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Belli ki sizi çok seven biri. Konumuz bu değil. Biz buraya neden geldik sence? Neden geldik hocam? İçimizdeki bombayı patlatmaya, öfkeyi dışarı çıkarmaya geldik Burak. Nasıl yani hocam? Senden içinde tuttuğun, canını acıtan, seni öfkelendiren, hazmedemediğin ne varsa... Hepsini burada dışarı çıkarmanı istiyorum. Bağır, haykır, çağır, nasıl istiyorsan. Ama yeter ki içine tutma o acıyı. Ne varsa söyle ya, çıkar gitsin. Hadi dene. Ya hocam ben yapamam ki. Bana güven. Çok rahatlayacaksın. Hadi. Hocam bilemedim ya. Tamam, ben yapayım önce. Sonra sen yapacaksın. Tamam mı? Benim bir öğrencim var. Transferi iptal olduğu için çok üzgünüm. Çok öfkeliyim. Çok kızgınım. Çok yetenekli ama ben onun üzülmesine dayanamıyorum. Ve hiçbir şey yapamadığım için deliriyorum. Oh be. Rahatladım. Hadi gel.
Ay, şimdi sıra sende. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Daha yüksek. Az önce orada başkana bağırdığın gibi. Nasıl kustuysan orada, şimdi burada da aynen öyle. Hadi. Beni transfer etmek istemelerine çok sevindim. Onlara güvendim, beni istediklerine inandım. Daha yüksek. Hatta bu yüzden bir sürü borcun altına girdim. Nasılsa parayı ödeyecekler diye kardeşime akülü sandalye aldım. Daha yüksek. Annem, kardeşim çok sevindiler. Arkadaşlarım benimle gurur duydu. Çıkar hepsini içinden. Sanki bulutların üstünde gibiydim. Ayaklarım yerden kesilmişti. Ama sonra resmen çakıldım. Sözleşmemi herkesin önüne yırttılar. Bütün okula rezil ettiler beni. Sürekli benimle uğraşan bir çocuğun eline fırsat verdiler. Ya biri benimle sanki oyun oynuyor ya. Bitsin artık ya bu oyun. Bitsin artık, yeter. Yeter. Bizim de yaşamaya hakkımız var. Biz de insanız. Benim de annemin, kardeşimin yaşamaya hakkı var. Mutlu olmaya hakkı var. Zaten kardeşim yürüyemiyor. Yeter artık ya, bir şeyler artık. Bundan sonra yoluna gitsin. Hepsi geçecek.